Sevgili dostlar, fizik çözer, matematik çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, 2018 MEP kazanım testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde 10. sınıf 5. testi, yani kaldırma kuvvetinin sorularını çözmeye başlayalım. Durgun akışkanların kaldırma kuvveti niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Yani sevgili arkadaşlar, şöyle bir sıvı içerisinde bir cisim bu şekilde veya bu şekilde ne yapabilir? Yüzebilir, askıda kalabilir, batabilir. Sevgili arkadaşlar, ne olursa olsun cisme etki eden kaldırma kuvveti FK eşittir ve batan D sıvı G. O halde cismin akışkan içerisindeki hacmi ve batan, burada hacminin tamamı, burada hacminin tamamı, ama önemli olan arkadaşlar ve batan. Her durumda ve batanı alıyoruz. Akışkanın öz kütlesi, sıvının öz kütlesi, yer çekimi, ivmesi, dolayısıyla cevabımız Edirne. Bir K cismi D1, D2, D3 öz kütlesi sıvılara aynı yükseklikten yavaşça bırakıldığında oluşan denge konumları şekil 1, 2 ve 3'teki gibi oluyor. Sıvıların K cismine uyguladığı kaldırma kuvvetleri sırasıyla F1, F2, F3 olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Sevgili arkadaşlar, görülüyor ki burada dengede aşağı doğru G, yukarı doğru kaldırma kuvveti F1, yukarı doğru kaldırma kuvveti F2, aşağı doğru G. Yukarı doğru arkadaşlar kaldırma kuvveti F3, aşağı doğru G. Peki yukarı doğru bir de ne var burada? Zeminin tepkisi var. Şimdi arkadaşlar, sonuç şu. Görülüyor ki cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Cisim askıda ise kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Fakat arkadaşlar, cisim batmışsa ağırlık kaldırma kuvvetinden daha büyük. Çünkü F3 artı N burada yüzeyin tepkisi ancak G'yi dengelemiş veya kaldırma kuvveti ağırlığından küçüktür. O halde sevgili arkadaşlar, şöyle bir genelleme yapıyoruz. Yüzen ve askıda kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Cisim batıyorsa kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük. Cevabımız B'si. Eşit bölmelenmiş katı X cismi öz kütleleri sırasıyla DA ve DB olan A ve B sıvıları içinde şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre sıvıların öz kütleleri oranı nedir? Sevgili arkadaşlar, cisim görüldüğü gibi hem A'da hem de B'de yüzmektedir. Demek ki burada A'nın uyguladığı kaldırma kuvveti X'in ağırlığına eşit. B'nin uyguladığı kaldırma kuvveti yine X'in ağırlığına eşit. O halde arkadaşlar, cisimlere her iki sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit ve batan çarpı D sıvı ve batan 1 çarpı DA eşittir ve batan çarpı DB. Görüldüğü gibi arkadaşlar, DA bölü DB 2 olmaktadır. Sevgili arkadaşlar, bu tür sorularda 10. sınıf MEP kazanım arkadaşlar deneme sınavında da böyle bir soru vardı. Pratiğini söylemiştim. Bakın, burada batan hacim 1. Burada batan hacim arkadaşlar 2. O halde çapraz olarak A'nın öz kütlesi 2, B'nin öz kütlesi 1. Böyle bir pratik verdik ama şu da zaten gayet basit bir işlem diyoruz. Cevabımız Denizli. Sıvı içerisinde şekildeki gibi dengede olan KLM cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Demek ki arkadaşlar, kaldırma kuvvetleri eşit. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, cisimler yüzüyor veya askıda ise ne dedik? FK eşittir G. O halde sevgili arkadaşlar, bunları etki eden kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre ağırlıkları da eşit olmalıdır. O halde ne yapıyoruz? 2'yi eliyoruz. İçinde 2 olanları da eliyoruz. Sevgili arkadaşlar, cisme etki eden kaldırma kuvveti dedik ki her zaman ve batan çarpı D sıvı çarpı G. Burada D sıvı ile G aynı. FK'lar da aynı olduğuna göre ve batanlar da aynı olmalı. O halde bu ve batan V ise burada V. Şunun da görüldüğü gibi ve batanı V. Demek ki K'nın hacmi V'den büyük. L ve M'nin hacmi ise V. O halde 1
Doğru. Cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki yanlıştır. Çünkü arkadaşlar L ve M askıda kaldığına göre DL eşittir DM olmalıdır. K ise bunlardan küçük olmalıdır. Yani şöyle bir cevap şıkkı olmalıydı. O halde 3 de yanlış. Cevabımız Adıyaman. Öz kütlesi D olan cisim, öz kütlesi DS olan bir sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Cismin batan hacmi VB, sıvının cismin cinsinden veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, zaten cisim yüzdüğü için FK eşittir G yazdığımızda ve batan çarpı D sıvı eşittir V cisim D cisim. İşte arkadaşlar buradan bunu çektiğimizde bu V cismi bu tarafa alıyoruz ve D sıvıyı da buraya alıyoruz. D cisim bölü D sıvı olmaktadır sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi bu da cevabımız Adıyaman. Sevgili arkadaşlar malumunuz burada da G, burada da G olduğu için ben yazmadım ama bunlar vardı ve sadeleşti. Tabii ki orijinalinden mutlaka vardır arkadaşlar. Cisme etkeden kaldırma kuvveti ve batan çarpı D sıvı çarpı G ve her zaman yer değiştiren sıvının ağırlığına eşittir. Şekildeki yolcu balonunun yükselmesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Şimdi arkadaşlar eğer yükselmiyorsa demek ki kaldırma kuvveti ağırlığından küçük veya şu anda dengede ise eşit olabilir. FK büyük G olması için ya arkadaşlar FK'yı arttıracağım ya da G'yi azaltacağım. Bundan dolayı hemen 3'ü şuradan böyle bir gözüm çarptı. Balonun yükünü azaltmak kesinlikle olacaktır. Burada arkadaşlar FK'yı arttırmak için hacmini arttırabilirim. Bunun için de arkadaşlar balon içindeki havayı ısıtırız. Balon içindeki hava ısınınca arkadaşlar balon şişecek. Dolayısıyla FK eşittir ve batan ki burada arkadaşlar cismin hacminin tamamıdır ve balon diyelim. Çarpı D sıvı çarpı G. İşte ve balon artarsa FK'da artar. O halde bir doğru olmalı. Balon içinde yoğunluğu havadan düşük bir gaz eklemek. Zaten arkadaşlar 2 ile 3 aynı. Balon içine mutlaka ki arkadaşlar zaten burada helyum gazı konuluyor. Havadan daha hafif bir gaz olmalı ki yani öz kütlesi havadan daha küçük olmalı ki sevgili arkadaşlar balon yükselebilsin. Aksi takdirde hiçbir zaman FKG'den zaten ne olamaz? Büyük olamaz. O halde arkadaşlar ne diyoruz? Cevabımız 1, 2, 3 Edirne. Ağırlığı G olan şekildeki iç cisminin alt ve üst yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvvetleri F1 ve F2 sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti FK'dır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar cisim bu şekilde dengede olduğuna göre aşağı doğru G artı F1 görüldüğü gibi yukarı doğru kimi olacak arkadaşlar? F2 eşit olacak. Bu durumda G eşittir F2 eksi F1. Sevgili arkadaşlar bir cisim askıda ve yüzüyorsa dedik ki G eşittir FK. Demek ki F2 eksi F1 neye eşit olacak? Bu cisme etki eden net basınç kuvveti ki onun adı da kaldırma kuvvetidir. F2'nin F1'den G kadar daha büyük olduğunu biliyoruz. Zaten F2 eksi F1 G'ye veya FK'ya eşit. Onu da söyledim. F2'nin arkadaşlar görüldüğü gibi G ile F1'in toplamı olduğu için her ikisinden de büyük olacak. Cevabımız Edirne. Demek ki arkadaşlar bu zaten işin temeliyle ilgili bir soru. Cisme etki eden kaldırma kuvveti arkadaşlar şu cismin alt yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti ile üst yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvvetinin farkıdır. Demek ki şu fark bize kaldırma kuvvetini veriyor. Öz kütleleri DX, DY, DZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların değil arkadaşlar cisimlerin öz kütleleri DX, DY, DZ arasındaki ilişki nedir diyecekti. Şurada bir matbaa hatası olmuş olabilir. Cisim
Lerin diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu cisim battığına göre dz büyüktür d sıvı. D'ye eşittir d sıvı askıda kalmış ve arkadaşlar dx küçüktür d sıvı. Zaten arkadaşlar aynen sıvılar gibi cisimlerde görüldüğü gibi battığına göre en alttakinin öz kütlesi en büyük. Yani dz büyüktür d'ye büyüktür dx. O halde cevabımız Diyarbakır diyoruz. Öz kütleler sırasıyla dx, dy olan x ve y cisimleri ds öz kütleli sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. İp gerilmeleri sıfırdan farklı olduğuna göre sıvı ve cisimlerin öz kütleleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar bu ipteki gerilmeler sıfırdan farklı olduğuna göre ipi kestiğimizde batacak. Battığına göre dx büyüktür d sıvı. İpi kestiğimizde arkadaşlar yüzecek. Şu anda bunu etkiden kaldırma kuvveti ağırlığından daha büyük. Ve en son dengeye geldiğinde şurada fk eşittir g olacak. Bu durumda arkadaşlar dy küçüktür d sıvı. O halde dx büyüktür d sıvı. O da büyüktür dy. Buna göre bakıyorum dx büyüktür d sıvı. Yes. No. No. O halde cevabımız Adıyaman. Öz kütleleri sırasıyla dx, dy ve dz olan x, y, z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, 3 cisimde yüzdüğü için ve batan çarpı d sıvı ve batan çarpı d sıvı zaten aynı çarpı G, G'ler sadeleştiriyorum. Ve cisim çarpı D cisim. O halde arkadaşlar burada cismin öz kütlesini çekecek olursak ve batan çarpı D sıvı bölü D cisim. Şunu da şöyle yazalım. O halde arkadaşlar bakın DX eşittir. Ve batan ne? 1 ve cisim ne? 2. O halde 1 bölü 2 D ne diyoruz arkadaşlar? Sıvı diyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan şu D cismi çektik. Pardon D cismi çekince arkadaşlar ve batan bölü ve cisim. Şunu şöyle yazalım. D sıvı çarpı ve batan bölü ve cisim. Yani arkadaşlar D sıvı hepsi için aynı olduğu için kısaca D cisim yani cismin öz kütlesi ve batan bölü ve cisimle doğru orantılıdır. Şimdi dy'ye bakıyorum sevgili arkadaşlar. Pratik olarak şöyle 1 bölü 3 diyoruz. Şuna bakıyoruz arkadaşlar. Dz eşittir 2 bölü 3 diyoruz. O halde arkadaşlar 2 bölü 3 büyüktür. 1 bölü 2'den o da büyüktür. 1 bölü 3'ten zxy'ye bakıyorum. Zxy cevabımız Diyarbakır.